Yaşlar, selamlar. Ben SML Hoca'nız. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar, bu seneki tekrar videolarımıza artık başlıyoruz. Hocam geç kalmadık mı falan diye sorma çünkü yorumlarda bazen okuyorum. Arkadaşlar geç kalmadık. Sınavınıza 2 aydan biraz daha fazla bir süre var. Ve tekrar için yani hem TYT hem de AYT konularını hem konu tekrarı hem de böyle tekrar niteliğinde az miktarda olsa soru çözümleri için inanılmaz güzel bir vakit. Tam zamanında aslında bunu yapıyoruz. Kenan Kara yapıyoruz diyorum çünkü Kenan Kara hocamızla beraber de Kenan Komutan'la beraber sevgili gençler yine ortak bir proje yürütüyoruz arkadaşlar. Hocam bu anlatacaklarınızın PDF'leri olacak mı? Evet olacak. Hatta bu sadece TYT için olan 48 sayfa sevgili gençler. Yanlış hatırlamıyorsam AYT için olan kampta 57 sayfa. Yani toplamda 105 sayfa falan yapıyor. İçlerinde hem sorular hem de konu özetleri mevcut. Yani bu sayfaların yarısından fazlası soru diyebilirim. Haberiniz olsun. Az miktarda soru diyorum. Çünkü sevgili gençler emin olun böyle tam manasıyla gerçek bir tekrar yapabilmek için bütün konulardan şöyle bir yüzer soru çözmek isterdim ama buna ne vakit el veriyor sevgili gençler ne de sizin vaktiniz el verir zaten. Dolayısıyla arkadaşlar hem bu şekilde konuları hatırlatıcı güzel bir genel tekrar hem de o konulardan böyle eleyici güzel mantığını konunun mantığını sana tekrar ama tekrardan yedirecek güzel sorular çözersek senin için mükemmel bir tekrar olur. Geçen yıl yine Kenan hocanızla beraber yanlış hatırlamıyorsam 1 Nisan'da biz 1-2 Nisan'da falan başlamıştık. Bu kamplara pandemi döneminde akşam saat 8'de ben canlı yayında yapıyordum. Kenan hocanız da akşam saat 10'da canlı yayına başlıyordu ve saat 12 gibi bitiyordu canlı yayınlarımız. Şimdi bu sene canlı yayın yapmak isterdik ama inanın bu videoyu bile sevgili gençler çok geç saatlerde çekiyorum. Dolayısıyla hani video çekmeye zaman ancak geceleri ayırabiliyorum. Bilgisayarın başına ancak o zamanlarda oturabiliyorum sevgili gençler kusura bakmayın. Dolayısıyla canlı yayın olmayacak ama ben size bu videoları yine ilk gösterimle bir canlı yayın havası katarak hani canlı yayın değil ama canlı yayın havası katarak bu şekilde ilk gösterimle gala gösterimle sevgili gençler sizlere sunmuş oluyorum. Hem kenardan chat kısmından konuşabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Hem de sevgili gençler hani bazen ben soruları çözerken oraya yazıyorsunuz ben okuyorum çünkü onları oraya yazıyorsunuz cevap A cevap E falan diye orada tartışma falan da böyle hani münakaşalar falan da tabii sizi geliştirecek münakaşalar diyelim böyle tartışma söz konusu olmuyor ama konuşuyorsunuz o yüzden chat kısmını açık bırakıyorum. Arkadaşlar TYT ve AYT PDF'leri toplu halde hani ben size linkini yüklediğim zaman videonun açıklama kısmında bulabilirsin bunu tıkladığın zaman direkt Drive dosyasında tek dosya, tek parça halinde indirebilirsin. Her seferinde en büyük çünkü bana dert yandığınız konu buydu. Hocam lütfen PDF'leri toplu bir şekilde bize verin. Biz her seferinde her PDF yüklediğinizde kırtasiyeye çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu bizim zamanımızı çok çalıyor falan filan gibisinden. Dolayısıyla PDF'leri tam olarak bir araya getirmeden kampa da başlamak istemedim açıkçası. Çünkü bu sizi yoracak bir olay. Madem öğrencilerin yararına olan bir içerik hazırlıyoruz sevgili gençler. Tam olarak yararlı olsun istedim. Dolayısıyla PDF'ler tek parça haberin olsun, sevinebilirsin. Şimdi videomuza başlamadan önce biliyorum çok kişiye ulaşacak bu videolar. Videoya başlamadan önce sevgili gençler, bu kanala abone değilseniz abone olursanız bir de sevgili gençler sizden ricam şu an chat kısmındaki arkadaşlardan da ricam bu. Şu an videoyu beğenebilirseniz beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Diyelim. Şimdi matematiğin ilk başından olmazsa olmaz kısmından herkesin ya ben bunu yaparım çok da soru çözmeme gerek yok dediği kısımdan sevgili gençler başlıyoruz. Nereden? Temel kavramlardan. Şimdi sevgili gençler öncelikle rakam dediğimiz biliyorsunuz 0'dan 9'a kadar olan doğal sayılar kümesinin elemanlarına rakam denir. 0'dan 9'a kadar olan doğal sayılar. Ama hocam doğal sayıları daha tanıtmadan sen rakamı doğal sayılar yardımıyla tanıtıyorsun. Olabilir ama sen zaten doğal sayıları biliyorsun. Doğal sayılar dediğimiz küme en küçük elemanı 0 ve birer ardılı sevgili gençler olarak artacak biçimde olan bütün sayılara biz doğal sayı diyoruz. Bir de pozitif doğal sayılarımız var. Bunu bazen kitaplarda sen S kümesi olarak da görebilirsin.
Buna da pozitif doğal sayılar diyoruz. Pozitif olunca sıfırın pozitif olmadığını da biliyorsun. O zaman bu doğal sayıların içerisinden sıfırı çıkarırsam elimde pozitif doğal sayılar yani sayma sayıları kalmış olur. 2, 3, 5, 7, 11 ve bu şekilde devam eden sayılara ikişer ikişer pardon özür diliyorum. 2, 3, 5, 7, 11 bunlar sevgili gençler 1 ve kendisinden başka sayılara bölünemeyen sayılar. Biz o sayılara ne diyorduk? Asal sayılar diyorduk. Buna da asal sayılar kümesi deriz o zaman. Burada sevgili gençler aklınızda bulunsun genel kültür olarak mesela 1 ile 100 arasında toplam 25 tane asal vardır. Yani hani olur da olasılık sorularının içerisinde falan 1 ile 100 arasında seçilen rastgele bir sayının asal olma olasılığı falan sorulduğu zaman sen direkt aklına 1 bölü 4'ten de aklına kalabilir. Bunun 1 bölü 4 olduğunu da bulabilirsin. Bir de tam sayılar kümemiz var. Tam sayılar kümesi sevgili gençler. İşte az önce doğal sayılar demiştik. Doğal sayılar sıfırdan başlar, birer birer artarak sonsuza kadar devam eder. Bir de sevgili gençler sıfırdan geriye doğru birer birer azaltırsak bir sayımızı işte bu tüm oluşan kümeye tam sayılar kümesi ismini veririz. Sıfırdan büyük sayılara tabii ki pozitif sayılar yani şu taraftaki sayılara pozitif, şu taraftaki sayılara negatif denmesi gerektiğini sen zaten adın kadar biliyorsun. Basamak analizi. Konu özeti olacağını söylemiştim. Dolayısıyla önce konumuzu özetliyoruz. Daha sonrasında birazdan da sorularımızı çözmeye geçeceğiz. Sorularımız da yine ikinci sayfadan sonra sorularımız başlıyor. Haberiniz olsun. Bir doğal sayının rakamlarının bulunduğu yere basamak denir. Şunu unutmayın, bir sayının sayı değeriyle basamak değeri birbirinden çok çok farklı kavramlardır. Rakamların bulunduğu basamaklara göre aldığı değere basamak değeri diyoruz sevgili gençler. İşte biz ilkokulda yapıyorduk ya buraya birler basamağı, onlar basamağı, yüzler, binler basamağı diye. Aslına bakarsanız artık lisedeyiz. Neredeyse üniversiteye girmek üzereyiz inşallah. O halde ben buna birler, onlar, yüzler, binler demeyeyim de 10 üzeri sıfırlar, 10 üzeri birler, 10 üzeri ikiler, 10 üzeri üçler basamağı olarak adlandıralım biz bunları. Bunların da basamak değeri bulunurken sayının sayı değeriyle basamak değerini, yani basamak hangi basamakta olduğunu çarpıyorsun. Yani mesela şurası onlar basamağıydı. 10 üzeri birler basamağı. Buradaki sayımızın sayı değeri de 5 o halde. 5'te 10'u çarpıyorsun onlar basamağında olduğu için. 5 çarpı 10'dan bunun basamak değeri 50 ama sayı değeri 5'tir. Bunun sayı değeri 6, 4, 3 iken burası 6, 400 ve 3000 oluyor sevgili gençler. Şimdi ABC 3 basamaklı bir sayıysa ne diyoruz? Buraya birler, buraya onlar, buraya yüzler basamağı diyoruz. C birler basamağı, burası onlar basamağı, burası yüzler basamağı. Ve sen bu sayıyı nasıl çözümlüyorsun? Yine yukarıda verdiğimiz gibi işte bu yüzler basamağında olduğu için 100A, bu onlar basamağında olduğu için 10B, birler basamağında olduğu için 1C. O 1C'nin de birini yazmak zorunda değiliz sonuç olarak. Sadece C yazabiliyoruz. 100A artı BC biçiminde de yazabiliriz biz bunu. Ne o nereden geliyor? Aslına bakarsanız bu ABC dediğimiz sayı A00 ile BC'nin toplamıdır biliyorsunuz. Topladığımız zaman ABC'yi elde ederiz. A00 dediğimiz şey de yani şimdi sen şimdi bir rakamın sonuna iki tane sıfır eklediysen sen aslında o rakamı yüzde çarpmışsın demektir. O halde sevgili gençler burası 100 çarpı A'dır. Burası da BC iki basamaklı sayısının ta kendisiydi. Bunların toplamı yine ABC sayısını verir diyebiliyoruz. Veya sen şunu şu şekilde de yazabilirsin. AB sıfıra C eklesem olmaz mı hocam? O da olur güzel kardeşim. Bu sefer AB iki basamaklı sayısını bir tane sıfır olduğu için onunla çarpmışsın demektir. Dolayısıyla 10 çarpı AB artı C şeklinde de çözümleyebilirsin. Rasyonel sayılar A ve B tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere eğer sen bir sayıyı A bölü B biçiminde ifade edebiliyorsan sen o sayıyı rasyonel sayı deme hakkına sahip olursun ve o rasyonel sayıların içerisinde bulunduğu kümeyi de sevgili gençler Q ile gösterebilirsin. Burada A kısmına pay, B kısmına payda diyoruz. Aradaki çizgiye de bölü çizgisi ya da kesir çizgisi olarak da sen bunu ifade edebilirsin. Burada bir sıkıntı yok. Paydamız sıfırdan farklı olacak ama bunu da sakın unutmayın. Devam ediyorum irrasyonel sayılarla. Az önce rasyonel demiştik. Nasıl ki Türkçedeki hoş kelimesinin zıt anlamlısı nahoş diyoruz. Yani önüne bir olumsuzluk ön eki getiriyoruz. O halde rasyonel sayıların da önüne sevgili gençler rasyonel kelimesinin önüne de ir ifadesi getirerek bunu olumsuzlaştırıyoruz. Yani rasyonel olmayan anlamını katıyor buraya. Rasyonel olmayan dediği için de rasyonel sayıların tümleyeni olarak da gösterebiliriz biz bunu. Rasyonel sayılar kümesine dahil olmayan gerçek sayılardır diyoruz. Kesir olarak A bölü B biçiminde yani ifade edilemeyen sayılardır. İşte bunun için kök dışına çıkamayan kök 2 gibi, kök 3 gibi, kök 5 gibi, kök 7 gibi veya işte
Hocam sadece asalları mı yazacağız? Yok. Mesela sen buraya şeyde yazabilirsin. Kök 14. 14 de kök dışına çıkamaz. Dolayısıyla sevgili gençler, bu sayılara biz irrasyonel sayılar diyebiliriz. Ve ekstradan işte pi sayısı gibi, e sayısı gibi olan sayılar da irrasyonel sayılardır. Pi sayısı burada yaklaşık olarak 3,14 olduğunu, e sayısının yaklaşık olarak 2,71 olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Yine pi sayısının da e sayısının da virgülden sonraki basamak adedi sonsuz sayıda. Yani sayılamaz çoklukta, bilinmiyor. Anlaştık. E sayısını da Leonhard Euler'in bulduğu e sayısı olarak aklınızda kalabilir. Şimdi gerçek sayılar diyoruz. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşim kümesine biz gerçel sayılar kümesi diyoruz. Şimdi o zaman ben bunu size şöyle diyeyim, daha çok aklınızda kalsın. Sevgili gençler, rasyonel sayılar dediğimiz sayılar sayı doğrusu üzerinde yerleri net, kesin olarak gösterilebilen sayılardır. Ama irrasyonel sayılar sayı doğrusu üzerinde yerleri tam olarak, net olarak gösterilemeyen. Hani mesela 2 ile 3 arasındadır dersin kök 5'e ama net olarak yerini gösteremezsin. Ancak geometriyi biraz kullanman lazım. İşte hipotenüsü kök 5 birim olan bir üçgeni aldın, sayı doğrusunda üzerinde yatırdın. Ancak o şekilde bulabilirsin. Ama net olarak gösteremezsin. O halde bu gerçek sayılara da ben şunu söyleyebilirim. Bu gerçek sayılar dediğimiz şey aslında sayı doğrusunun ta kendisidir. Hani ilkokulda bir doğru çizdiriyordu ya hocalarımız. Şöyle ucuna iki tane ok koyuyordun. Sonra da ilk olarak hani sıfırı gösteriyordun. İşte bu reel sayılardır sevgili gençler. Sayı doğrusunun üzerindeki tüm sayılar. Mesela kök 5 hocam bunun üzerinde mi? Evet, kök 5 de sayı doğrusunun üzerinde bir yeri var ama sen net olarak gösteremiyorsun sadece. O halde sayı doğrusu üzerinde yerleri net olarak gösterilebilen ve yerleri net olarak gösterilemeyen tüm sayıların hepsine reel sayılar diyoruz. Doğal olarak da ben bunu rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşim kümesi olarak ifade edebilirim. O halde şimdiye kadar öğrendiğimiz sayı kümelerini sıralayacak olursak, doğal sayılar tam sayıların bir alt kümesi, tam sayılar rasyonel sayıların bir alt kümesi, rasyonel sayılar da reel sayıların bir alt kümesidir sevgili arkadaşlar. Şunu sakın unutmayın. Reel sayılar dediğimiz zaman geneldeki mesela sınıfta direkt sorulduğu zaman öğrenci şunu söyler. Reel sayı neydi diye sorduğum zaman hemen diyorsunuz ki mesela hocam işte hepsini kapsayan. İşte hepsini kapsayan küme de reel sayılar değildir. Burada böyle görünse de arkadaşlar reel sayıların bir büyüğü daha var. Nedir? Karmaşık sayılar. Karmaşık sayılar mat 1'in yani TYT'nin bir konusu olmadığından sevgili arkadaşlar biz yani TYT'nin bir konusu olmadığı için biz burada bahsetmeyelim derim. A sıfırdan büyük yani pozitif. B de sıfırdan büyükse sevgili gençler bu iki pozitif sayının çarpımı sıfırdan büyüktür yani pozitiftir. Biri sıfırdan küçük ve birisi sıfırdan büyükken yani ikisi zıt işaretliyken çarpımları negatiftir. A sıfırken ve B'de herhangi bir reel sayıyken çarpımları mutlaka sıfırdır. Yani sen sıfırla hangi reel sayıyı çarparsan çarp sonuç her zaman sıfırdır diyebiliriz. A pozitifken N de pozitif doğal sayıyken sen gidip de pozitif olan sayının bir sayma sayı kuvvetini alırsan yine pozitif bir sayı elde edeceksin. A negatif bir sayıyken N de pozitif bir doğal sayıyken A üzeri 2n dediğimiz şey de yani A'nın negatif sayının çift kuvvetleri de çift tam sayı kuvvetleri de sıfırdan daima büyüktür. Peki tek kuvvetleri yani 202, A üzeri 2n-1'den bahsediyorum. Negatif sayıların tek kuvvetleri de daima negatiftir diyebilirsiniz. Şimdi tek ve çift tam sayılar bakın adı üzerinde tek ve çift tam sayılar. Yani bu teklik çiftlik sadece ama sadece tam sayılarda aranır sevgili gençler. Bazen böyle durumu zayıf olan sınıflarda falan sorardım. Hani 5 tek mi? Evet tek. 3 nasıl bir sayı? Tek. 2 nasıl bir sayı? Çift. 4 nasıl bir sayı? Çift. Güzel. O zaman 0,5 nasıl bir sayı diyordum. Hemen tek diye atlanırdı. Arkadaşlar tam sayılar dışındaki sayılarda teklik çiftlik aranmaz. Sonuç olarak sen 0,5'e tek diyorsan 0,50'ye de çift demek zorundasın. Çünkü sonu 0 ama 0,50 0,5'e eşit misal değil mi? O zaman hem tek hem çift bir sayı olmuş olacaktı. Dolayısıyla biz diyoruz ki kardeşim tam sayılarda arayacaksın tekliği çiftliği başka bir yerde arayamazsın. Peki çift dediğimiz muhabbet nedir? 2 ile tam bölünebilen sayılardır. 2 ile tam bölünemeyen tam sayılarsa tek sayılar olarak nitelendirilecek bizim için. O halde ben çift sayıları sevgili gençler 2K gibi bir
gösterimle ifade edebilirim. Tek sayıları da 2k eksi 1 ya da 2k artı 1. Hocam sadece ben bu tekleri 2k eksi 1 ve 2k artı 1 olarak yazmak zorunda mıyım? Hayır güzel kardeşim, sen istiyorsan 4m artı 3 yaz. Beni hiç ilgilendirmez. Sonuç olarak 4m'in çift olduğunu biliyorsun. Üzerine tek bir sayı eklemek demek o sayının tek olduğunu göstermek demektir. O halde sen tek sayıları 4m artı 3 biçimde de gösterebilirsin. Ama genel kabul görmüş olanı 2k eksi 1'dir. Çift de 2k'dır. Bunu da sakın unutma. Devam. Şimdi arkadaşlar tek bir sayıyla tek bir sayıyı toplarsanız çift olur. Tekle çiftin toplamı tektir. Doğal olarak tekle çiftin toplamı da yine tek. Çiftle çiftin toplamı çifttir. Tek sayıyla tek sayıyı çarparsanız sadece tek bir sonuç elde edersiniz. Diğer tüm durumlarda işin içinde herhangi bir çift sayı olması çarpımlarda sonucu çifte dönüştürür. Yani sen 999 tane tek sayıyı al, hepsini çarp, sonuç yine tek sayı çıkmak zorundadır. Ama o 999 tane sayının yanına bir tane de bininci sayı olarak bir tanecik 2 koyun ve şimdi çarpın, sonuç çift olmak zorundadır. O bir tanecik çift bütün çarpımın, o 1000 tane sayının çarpımının sonucunu çift yapmaya yeter. Tek sayının kuvvetleri tektir, çift sayının kuvvetleri çifttir. Tabii burada n pozitif tam sayı olmak zorundadır. Bu tongaya da düşmeyin sakın temel kavramlar sorularında. Çünkü sevgili gençler çok komik hatalar ortaya çıkabiliyor. Mesela tek sayının bütün kuvvetleri, yani mesela tek üzeri n şöyle yazılıyor. 3 üzeri n diyor mesela, artı 1. Bu sayı tek midir çift midir? Sakın ha n hakkında bilgi verilmeden sen buna tektir veya çifttir diyemezsin. Niye? Çünkü şundan kaynaklı. Yaptığınız genel hata şu. İşte 3 sayısı tek bir sayıdır. Tek sayının tüm kuvvetleri tekti. Ben tekin üzerine 1 eklersem sonuç çift olur. Hemen çifttir demiş mesela buna. Sen hemen buna doğru diyorsun, geçiyorsun. O öncül gitti bir kere. Soruyu kaybettin. Baştan bitti soru. Doğal olarak ne yapmamız lazım hocam diye soruyorsan şunu yapacaksın. N hakkında bir bilgi verilmiş mi? Önce buna bir bakman lazım. Nasıl bir bilgiden bahsediyoruz hocam? Şu şekilde. Arkadaşlar N sayısının pozitif tam sayı olduğundan bahsediyorsa bulacağın şey doğru. Eyvallah. Fakat buradaki N mesela eksi 1 olsa 3 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 3'tür. Hadi buna 1 ekleyelim. Burası ne olur arkadaşlar? 4 bölü 3 olur. Şimdi sen bana söyle 4 bölü 3 tek mi çift mi? Bilemezsin ki. O yüzden çifttir demesi daima doğru olduğunu göstermez. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bu tarz ifadelere çok ama çok dikkat ediyorsun. Ardışık sayılar ve sonlu toplamlar. Öncelikle ben size şunu söyleyeyim. Ardışık sayılar dendiği zaman mesela bazen de sınıf ortamında yine diyorum ki ben. Arkadaşlar bana ardışık sayıların bir örnek verebilir misin? Diyor ki mesela hemen çocuk 1, 2, 3, 4. Evet doğru diyorum. Alkış. Peki başka örnek verebilecek olan var mı dediğim anda, ki şu anda bile bu videoyu izleyenlerden o tarz örnekler verenler olabilir. 2, 4, 6, 8 diyor mesela. Bu örnek yanlış bir örnek. 2, 4, 6, 8 evet ardışıktır ama ardışık tam sayı diye nitelendiremeyiz biz bunu. Çünkü ardışık tam sayı dediğimiz zaman ardışık tam sayıların aralarında 1 veya eksi 1 fark vardır sevgili gençler. Tamam? Bunu sakın ama sakın unutmayın. Öncüllü soruların içerisinde cümlesel bir hata, yani o cümleyi senin anladığın gibi çözmenden kaynaklanan bir hata olursa canımız çok yanar. Ben de senin canının yanmanı istemiyorum. Dolayısıyla buna dikkat ediyorsun. Neymiş ardışık tam sayı? Aralarında 1 ya da eksi 1 fark olacak. Aralarında ikişer fark olması gerektiğini söylerse zaten sana ismini ardışık tek sayılar ya da ardışık çift sayılar olarak belirtmek zorunda. Ardışık sayılar denildiği zaman 1 ya da eksi 1 ardışık tek sayılar. Bir tane tek sayı seçiyorsun. Onun 2 eksiği 2 fazlası bunun ardılı oluyor. Ardışık çift sayı bir tane seçiyorsun. Onun 2 fazlası veya 2 eksiği ardışık çift sayıları bize veriyor sevgili gençler. Bunu da sakın unutmayın. Devam. A sayısı ilk terim, N sayısı son terim ve R'de artış miktarı olmak üzere sen eğer A ilk terime R ekleyerek ikinci terimi, aritmetik dizi seziyorum burada, bir tane daha R ekleyerek üçüncü terimi, en son sevgili gençler bilmem kaç tane R eklemişiz, en tane terim bulmuşuz. Bakın önce ortanca sayıyı buluyorsunuz, yani son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye bölüyorsunuz, çarpı son terimden ilk terimi çıkarıp artış miktarı olan R'ye bölüp 1 ekliyorsunuz. Burada terim sayısı, yani terim sayısıyla ortanca sayıyı çarptığınız zaman sonuç olarak siz burada verilen dizinin toplamını bulmuş oluyorsunuz. Peki hocam, bunlar için genelleştirilmiş formüller var mı? Bu bir formül ama uzun. Var tabii ki. Mesela bir sayısından başlayarak ardışık
tam sayılardan oluşan bir dizide n sayısıyla sonlandırmışız biz o seriyi. Birden n'ye kadar olan doğal sayıların veya tam sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak ifade edebiliriz. Bu formülü de sakın unutma. Asal sayılara biraz değinelim. Birden ve kendisinden başka pozitif asal pozitif sayı böleni veya çarpanı olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Şimdi 1'e bakarsam 1 ve kendisinden başka da bir şeye bölünmüyor. O zaman 1'in de asal olması lazım ama 1 ve başkası dediğimiz zaman zaten hani şöyle 1 zaten kendisi. O zaman biz bu tanımı şöyle yazabiliriz. Sen buraya bir tane daha tanım ekleyebilirsin. Sadece 2 adet pozitif tam böleni olan sayılara asal sayı denir dersen, olan sayılara asal sayı denir dersen daha güzel de bir tanım olabilir. Çünkü 1'in asal olmadığını böylelikle kafanda da tutabilmiş oluyorsun. Yalnızca 2 adet pozitif tam böleni var. İşte bazen böyle hani sihirli sayılar diye Acil'in kitabında TYT Soru Bankası kitabımızda verdiğimiz bir kısım var. Orada mesela bazen sihirli sayılar veriliyor. Bu tarz cümleler, ifadeler kullanılabiliyor. İşte pozitif tam bölenle alakalı cümleler falan kurulabiliyor. 2 tane pozitif tam böleni olan sayılara biz asal sayı diyoruz. Bunu da sakın unutmayın. 2'den başka çift bir asalımız yok bizim sevgili gençler ve 2 en küçük asaldır. Bunu da sakın unutmayın. Bir de size ekstradan bir bilgi daha verecek olursam bunu da mutlaka not alın buraya. Aynen şunu yazabilirsiniz. 3'ten büyük D değil tabii. 3'ten büyük tüm asallar, 3'ten büyük tüm asallar 6'nın katlarından ya 1 eksiktir ya da bir fazladır. Bunu da sakın unutmayın. Mesela ilk şöyle birkaç tane asalı yazalım. 3'ten büyükleri tabii. 5, işte 7, 11, 13, 17, 19, işte 23, değil mi? 29, 31, 37, 41. Bunları yazdık. Mesela 5 dediğimiz sayı 6'dan 1 eksiktir. 7, 6'dan 1 fazladır. Daha sonrasında şuraya 12'yi yazdım. 12'den 1 eksik, 12'den 1 fazla. Bak 6'nın katlarını yazıyorum. Şuraya 18'i yazdım. 18'den 1 eksik, 18'den 1 fazla. Mesela buraya 24'ü yazdım. 24'ten 1 eksik sevgili gençler. 24'ün bir fazlası asal değil bak. Zaten ne dedik? Şurada 3'ten büyük tüm asallar 6'nın katından 1 eksik ya da 1 fazla. Şuraya ya da yazmayı da unutmayın. Mesela 29 sayısı 30'dan 1 eksiktir. 30'dan bir fazlası da 31, o da asal. Veya sevgili gençler 36 sayısından bir fazlası 37. 42 sayısından 1 eksiği 41. Bir fazlası da 43, bak o da asal. Gibi, bunu da sakın aklınızdan çıkarmayın. Peki aralarında asallık ne demek? Birden başka pozitif ortak böleni olmayan 2 veya daha fazla tam sayı aralarında asal denir. Yani 3 tane sayımız da aralarında asal olabilir. 5 tane sayı da aralarında asal olabilir. Ama biz genelde 2 tanesiyle çalışırız. Şimdi sakın bu cümleyi unutmayın. Birden başka pozitif ortak böleni olmayacak diyoruz. Dolayısıyla bu aralarında asalla hemen örnek verecek olursak mesela sen en basit örneği 2 tane asal sayı seçersin, olur biter. Mesela 5 ve 7 aralarında asaldır. Veya 13 ile 23 aralarında asaldır. İlla hocam ikisinin aralarında asal seçmek zorunda mıyız? Hayır. 2 tane asal olmayan sayı bile seçsen olabilir. Mesela 9 ve 8. Bak ikisi de asal değil ama aralarında asal. Ortak bir böleni yok bir haricinde. Bir tanesini asal seçerseniz katı olmayacak şekilde. Mesela 7'nin katı olmayacak şekilde istediğin sayı seçerdik. Hiç fark etmez. Mesela ne seçebiliriz? 4. Biri asal, biri değilken aralarında asal oluyor. İkisi de asal değilken aralarında asal olabiliyor. İkisi de asalken aralarında asal zaten oluyor. Demek ki bu aralarında asallığın asallıkla alakası yokmuş sevgili gençler. Bunu da sakın aklınızdan çıkarmayın. Bölme ve bölünebilme. Önce bölme işlemini tanımlayalım sevgili gençler. Sen bir sayıyı A'yı mesela B'ye böldün. Bölümü C, kalanı B buldun. K buldun. Burada buna bölen diyoruz. Buna da buna bölünen diyoruz sevgili gençler. Buna bölen diyoruz. Buna bölüm diyoruz ve buna da kalan diyoruz arkadaşlar. Burada B sıfırdan farklı olmak zorundadır. Çünkü bir sayıyı sıfıra bölersen o ifade tanımsız olmuş olur. Yukarıdaki bölme işleminde A'ya bölünen C'ye bölün, B'ye bölen ve K'ya kalan demiştik. Bu arada kalanımız negatif olamaz ve kalan sıfırdan büyük veya eşitken daima ama daima da B'den yani bölenden daha küçük olmak zorunda.
Ekstra bir not yazmak zorunda mıyız? Evet, şuraya yaz, notunu al. Eğer ki sevgili gençler, eğer ki burada verilen kalan, bulunan kalan C'den de küçükse, aynı zamanda şurada bulduğun sayıdan da küçükse, sen buradaki B ile C'yi yer değiştirsen de hiçbir zaman kalan değişmiyor. Yani mesela 37'yi varsayalım ki 5'e böldüm. Burası 7, burası 35, kalan 2. Bak şimdi buradaki 2 7'den küçük mü? Evet. O zaman sen 37'yi şununla şunu yer değiştir. 7'ye böleydin. Burası 5 gelirdi. Burası 35. Burası yine 2 gelirdi. Sonuç hiçbir şekilde değişmezdi. Sadece 5 ile 7'nin yeri değişmiş olurdu. Bunu da bir özellik olarak ekstradan yanına yazabilirsin. Tam sayılarda bölünebilme. Bölünebilme kurallarımızı artık biliyorsunuzdur ama yine de tekrarını yapalım. 2 ile bölünebilme. Eğer sayımız çiftse 2'ye tam bölünür. Tek ise tam bölünmez. Kalan 1'dir diyoruz. Bir sayının 3'e bölünebilmesi için sayının rakamlarının toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Bir sayının 4'e bölünebilmesi için son 2 basamağın 4'ün katı olması gerekiyor. 4'ün katından kastım. Mesela bazen o da oluyor. Son 2 basamağa 4 ile bölünen sayılar 4'e tam bölünür demişiz ya burada. Mesela ben de 4'ün katı olması lazım son 2 basamak. Son 2 basamağa 4 veya 4'ün katı. 4 de zaten 4'ün katı, 4 veya 4'ün katı demeye gerek yok. Dolayısıyla sevgili gençler, 0 da, 0 her sayının katı biliyorsunuz. Dolayısıyla 0 da olabilir. Bunu da sakın unutmayın. 5 ile bölünebilme, son basamağa 0 veya 5 olan sayılar daima ama daima 5'e bölünür. 6 ile bölünebilme kuralı mı varmış? Aslında kural olarak değil, 2 ve 3'ün kuralı var. 6'ya bölünebiliyorsa bir sayı 2'ye ve 3'e de bölüneceği için ben diyorum ki o halde 2'ye ve 3'e tam olarak bölünebilen sayılar otomatikman 6'ya da tam bölünür. 8 ile bölünebilme kuralı, sayının son 3 basamağına bakıyorsun. O sayı 8'in katıysa sonuç 8'e tam bölünür. Değilse o sayıyı 8'e bölüyorsun, kalanını buluyorsun. Sayımız varsayalım ki 32 basamaklı. Sen yine de son 3 basamağa bakıyorsun. Son 3 basamak 8'in katıysa 8'e bölünür. Değilse son 3 basamağı 8'e böldün, kalanı buldun. O kalan, o 32 basamaklı sayının da kalanı aynı zamanda. Efsane bir olay ama gerçek. 9 ile bölünebilme. Rakamları toplamı işte 9 ve 9'un katı, az önce bahsettiğim olay. 9'un katı olan sayılar 9'a tam bölünür sevgili gençler. Devam ediyorum. 10 ile bölünebilme. Bir doğal sayının son basamağı, yani birler basamağı 0 ise 10'a bölünür. Ki zaten onu onar onar say dediğim zaman bile mesela 10, 20, 30, 40, 50, 60 diyorsun. Sonu hep 0. İstersen 5 basamaklı olsun, isterse 100 basamaklı olsun. Sonu hep 0'dır. Dolayısıyla bir sayının son basamağı 0 ise 10'a bölünür. 11 ile bölünebilme için de sevgili gençler bir sayı yazıyorsunuz. Mesela A, B, C, D, E sayımız var. Sen bunun 11 ile bölünebilip bölünemediğini kontrol etmek istiyorsun. Ne yapmamız gerekiyor? En genel haliyle en çok anlatılanı artı eksi artı ile başlıyorsun. Artı eksi artı eksi artı diyorsun. Artılıları bir küme yapıp topluyorsun. Yani A artı C artı E diyorsun. Sonra da bundan eksileri bir küme yapıp topluyorsun. B artı D. Bundan bunu çıkardın. Sonuç 11'in katı mı? Evet, 11'in katı. O zaman sayımız 11'e bölündür. Değilse, yani 11'in katı değilse, elinde kalan 11'e bölümünden kalan sayının 11'e bölümünden kalanla aynı sayıdır sevgili gençler. Devam. İşte 12, 15, 18, 30, 36, 45, 72, 90 ile bölünebilme. İşte bunlar sıkça karşılaşabildiğimiz sayılar olduğu için bunları verdik ama bunların ekstradan bir bölünebilme kuralı var mı? Yok. Ama sen bunları şu şekilde olduğunu biliyorsun. Aynı 6 ile bölünebilmede olduğu gibi. Mesela 12 ile bölünebilme. Bir sayı 12'ye bölünüyorsa hem 3'e hem 4'e bölünmesini isteriz. 15'e bölünebiliyorsa hem 3'e hem 5'e. 18'de bölünebiliyorsa hem 2 hem de 9'a, 36 ile bölünebiliyorsa hem 4 hem de 9'a, 90 ile bölünebiliyorsa hem 9 hem de 10'a bölünmesi lazım sevgili gençler. Hocam bunları ekstradan nasıl seçiyoruz? Yani nasıl diyeyim mesela? Neden bunlar? Yani mesela ben başka bir şeyde bakamaz mıydım? Bakardın da güzel kardeşim. Bunları seçerken şuna dikkat ediyorsun. Mesela 3, 4, 3, 5, 2, 9, 4, 9, 9, 10 bunların aralarında asal olması lazım. İlk özelliğimiz bu. Bunu da sakın unutma. Bunun araları nasıl olacak? Bir de bölünebilme kuralı olacak pek tabii. Bölünebilme kuralı yoksa da demek ki yanlış bakıyor. Şimdi 9 ve 10 için hocam şuna da baksak olur mu? 9, 2 ve 5. Aynen. Şimdi neden 3 tanesine bakıp kendini yorasın ki? 2'ye ve 5'e bölünen sayı zaten 10'a tam bölünür. Dolayısıyla 9 ve 10'a baksan yeterli olacaktır dersin. Zaten 9 ve 10'da aralarında asal.
Tam sayılarda EBOB ve EKOK. Nedir EBOB'un açılımı? En büyük ortak bölen. Buna bazen OBEB de deriz. Ortak bölenlerin en büyüğü. EKOK da en küçük ortak kat. Buna da bazen OKEK deriz. Ortak katların en küçüğü. EBOB'un genel geçer özellikleri neydi? EBOB'u 1 olan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Yani sen 2 tane sayı aldın. EBOB'u 1. Şimdi şurada aralarında asal sayılarda ne dedik? Biz 1'den başka pozitif ortak böleni bulunmayan sayılardır dedik. Demek ki aralarında asal sayıların sevgili gençler EBOB'u 1 oluyor. Tamam. 2 veya daha çok sayının EBOB ve EKOK'u bulunurken sayılar önce asal çarpanlarını ayırıyorsun. Ortak asal çarpanların en küçük üstü terimlerinin çarpımları sayıların EBOB'unu veriyor. Mesela sen şimdi gittin 24 ve 18'in EBOB'unu bulmak istiyorsun. 24'ün 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 olduğunu, 18'in de 2 çarpı 3'ün karesi olduğunu biliyorsun şu şekilde. Şimdi ortak asal çarpanlar ne var burada? 2 ve 2, 3 ve 3 var. Sonrasında da diyorsun ki 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 1'den üstü küçük olan hangisi? Bu. 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 2'den üstü küçük olan hangisi? Bu. O zaman sen sadece ama sadece bu işaretlediklerimi çarpıyorsun. 2 kere 3'ten cevap 6'dır diyorsun. 24 ile 18'in EBOB'u 6'ymış diyebiliriz artık. Daha büyük sayılar için tabii 24 ile 18'in EBOB'unu sen aklından alabiliyorsun. İlla bu şekilde yapmak zorunda değilsin. Daha büyük sayılarda mecburen bunu yapacaksın zaten. Tamam. Devam edelim. Ortak asal çarpanlarına tamam. Ortak asal çarpanlarının en büyük üstleriyle ortak olmayan çarpım, sayıların çarpımı sayıların EKOK'unu veriyor. EKOK nasıl bulunuyor? O da şu şekilde. En büyüklerine bakıyorsun. Az önce işaretlemediklerimiz hangisi? Şununla şu mu? O zaman onları çarpıyorsun. Mesela 2 üzeri 3'ten 8, 3'ün karesinden 9. Bunların EKOK'u da neymiş? 72'ymiş diyebiliriz. 24 ve 18'in buluşabildikleri ilk sayı ortak katları. Şimdi A ile B'nin EBOB'u M olsun diyoruz. A eşittir M çarpı X ve B de eşittir M çarpı Y olacak biçimde aralarında asal X ve Y sayıları vardır. Yani sen şimdi A sayısının M çarpı X olduğunu biliyorsun. B sayısının da M çarpı Y olduğunu biliyorsun diyor. Sen EBOB'larını M olarak bulduysan başka bir ortak çarpanı yoktur. Bu ne anlama geliyor? O zaman X ile Y'nin herhangi bir ortak çarpanı bulunmuyor. Varsa da o da 1. Mecburi olarak. Bunların tek ortak böleni 1 ise demek ki X ile Y aralarında asaldır diyorsun. Peki hocam oradaki X ile Y olmak zorunda mı? Yok, olmak zorunda değil. Sonuç olarak sen A'yı 13, B'yi de 13 seçersen bu iki sayı birbirinin aynısı olduğu için zaten EBOB'ları da 13'tür. Dolayısıyla 13 kere 1, 13 kere 1 birler de aralarında asaldır demeye gerek yok zaten. Peki A ile B'nin EKOK'ları ne olacaksa n eşittir ax ve n eşittir by olacak biçimde aralarında asal x ve y sayıları mutlaka ama mutlaka vardır diyoruz yine sevgili gençler. A ve b aralarında asal sayılar olmak üzere a ile b'nin EBOB'u 1, EKOK'u da a kere b'dir. Şimdi o zaman ben buradan şu mantığı çıkarabilirim. Bu iki sayının çarpımı EBOB'larıyla EKOK'larının çarpımına da eşittir diyeceğiz o halde. Doğru mu? Doğru. Pekala sevgili gençler. EBOB EKOK problemlerinde ne yapmamız gerekiyor? EBOB ve EKOK problemlerinde parçadan bütüne gidiliyorsa sevgili gençler EKOK kullanıyoruz. Yani nedir işte? Kibrit kutularını birleştire birleştire büyük bir küp yapıyoruzdur. Küçükten büyük parçaya gidiyoruz. Ne kullanacağız? EKOK. Peki biz o küpü parçalayıp küçük küçük kibrit kutuları yapmaya çalışıyorsak o zaman ne yapacağız? Tabii ki EBOB kullanacağız. Veya sen bir tarla düşün. Genelde böyle tarla örnekleri verilir ya. Bir tarlanın etrafına da ne hikmetse bütün tarlacı amcalar, çiftçi amcalar eşit aralıklarla bir de var ya hepsi de köşelere de dikmek zorunda kalır ha böyle. Köşelere de dikmek şartıyla ağaçlar dikiliyorsa sevgili gençler. Burada sen tarlanın çevresini eş parçalara ayırdığın için yani bütünden parçaya gittiğin için EBOB kullanırsın. Ama gidip de işte ne bileyim küçük karton parçalardan mesela şurada Mentos kutusu varmış. Ben reklam yapmıyorum şöyle kapatayım. Küçük bu dikdörtgenlerden işte yan yana koyarak üst üste koyarak bir kare elde etmek istiyorsan parçadan bütüne gittiğin için o halde ne yapman gerekiyormuş? Burada da EKOK kullanman gerekiyormuş. Bunu da sakın unutmayın. Şimdi konu özetimiz biraz da hızlı yaptım. Haberim var ama zaten konu özeti. Hocam keşke konuyu düzgün anlatsaydınız deme bana. Çünkü zaten düzgününü anlattım. Açıp izleyebilirsin.
Hemen bakayım şuradaki tepede bir tane o i simgesinde konu anlatımları çıkacak sevgili gençler. Oradan da konu anlatımını izleyebilirsin, haberin olsun. Hala konu anlatımı izlemek istiyorsan şimdi seninle beraber haydi bakalım geçelim sorularımıza. Evet, ilk sorumuz yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi iki irrasyonel sayının çarpımı daima irrasyoneldir diye verilmiş. Hemen aksine bir örnek. Kök 2 ile ben 2 kök 2'yi çarptım. Cevap ne geldi? 4. Peki 4 irrasyonel mi? Hayır. Demek ki iki tane irrasyonel sayının çarpımı daima irrasyonel değilmiş arkadaşlar. Her tam sayı bir gerçek sayı mıdır? Evet, her tam sayı sevgili gençler bir gerçek sayıdır. Çünkü tam sayılar kümesi, reel sayılar kümesinin bir alt kümesiydi. İki irrasyonel sayının toplamı rasyonel sayı olabilir denilmiş. Olabilir mi? Mesela sen şimdi gittin kök 2 ile kök 3'ü topladın. Kök 2 artı kök 3 geldi. Bu irrasyonel. Ne dedik? Aksine örnek vereceğiz arkadaşlar. Mesela 2 eksi kök 2 ile ben 4 artı kök 2'yi topladım. Bu irrasyoneldi. Bu da irrasyonel. Gitti bunlar. Cevap 6 geldi. 6 bir rasyoneldir. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru çünkü olabilir demiş. O halde sevgili arkadaşlarım cevabımız ne olacakmış? Denizli seçeneğinde verilmiştir. İlk sorumuzu da çözdük. İnşallah devamı da bu şekilde tıkır tıkır gelecek. Sen de hepsini bu soruyu net bir şekilde anladığın gibi anlayacaksın. X, Y, Z birer tam sayı. X artı Y çarpı Z ile Y çarpı Z sayılarından biri tek, diğeri çift sayıdır. Buna göre X, Y ve Z tam sayılarından hangileri her zaman tek sayıdır diye sorulmuş. Şimdi X artı Y ile sevgili gençler Z'yi çarpıyoruz. Bir de Y çarpı Z diyoruz. Bunlardan biri tek biri çiftmiş. Şimdi ben Z sayısının sevgili gençler kesinlikle ama kesinlikle çift olmadığından eminim. Sebep? Çünkü ben Z'ye çift dersem aslında burası da çift olur. Çiftle Y'nin çarpımı çift gelir. Çiftle x artı y'nin çarpımı çift gelir. Böylelikle biri tek biri çift kuralına uymaz. O halde z'nin ben %100 tek olması gerektiğini söyleyebilirim. Hangileri her zaman tektir demiş. Z olmayanları eleyebilirsiniz artık. Peki devam. Şimdi bunlardan birisi tek birisi çifti. Varsayalım ki ben şurasına tek diyelim artı gibi oldu. Varsayalım ki bu da artı gibi olmuş. Y sayısı tek olsun. Tek çarpı tekten ne olur sevgili gençler? Burası tek gelir. Artık sol tarafın çift gelmesi lazım. Şimdi Y sayısına tek dersem, Y sayısına tek dersem, X sayısı mecburi olarak çift olmak zorunda. X sayısı da mecburi olarak tek olmak zorunda. Çünkü tek artı tekten çift gelsin ki çift kere tekten çift olsun cevap. Yani burada ben Y tek iken X'i de tek bulmak zorundayım. Peki ben Y'nin çift olma durumunu incelemedim henüz. Bir de ona bakalım sevgili gençler. Eğer ki ben Y'ye çift dersem tek çarpı çiftten bu sefer sağ taraf çift gelecektir. Y sayısı çift olursa bu X sayısının sevgili arkadaşlar mecburen ne olması lazım? Çift olması lazım. Yok bakalım tek olması lazım. Çünkü sağ taraf çiftti. Bu tarafın tek olması için şurası da tek olursa tek çarpı tekten burası da tek olur. Yani Y sayısı çift iken X sayısı ne olmuş oldu sevgili gençler? Yine tek olmak zorunda oldu. Şimdi Y sayısı tek veya çift olabiliyor ama X sayısına bakarsanız her halükarda tek olduğunu görüyorsunuz. O halde ben Z'ye zaten tek demiştim. X'i de %100 tek buldum. Cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği olacak diyebiliriz. Geçtim 3. soruma. Aşağıda eşkenar üçgenlerden oluşan bir şekil bize verilmiş. Şekildeki her üçgen bulunduğu satırın numarası ile o satırda soldan sağa doğru kaçıncı üçgen olduğu kullanılarak adlandırılmış ve üçgenlerin içine adları yazılmıştır. Mesela birinci satırda birinci üçgen, ikinci satırda birinci üçgen, ikinci satırda ikinci üçgen, ikinci satırda üçüncü üçgen gibi. Buna göre şekilde iç bölgesi boyalı olarak verilen üçgenin adı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada bir tane, burada üç tane. Burada 5 tane üçgen olduğunu görüyorsunuz. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. Pekala. 1, 3, 5, 7, 11 mi diyecektik biz normalde? Demek ki burada bir tane üçgen satırı varmış.
O halde birinci satır, ikinci satır, üçüncü, dördüncü, beşinci satır olacak. Yani buranın ilk bileşeni 5 olacak. Kaçıncı üçgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. üçgen sevgili gençler. O halde cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Hocam bunun teklikle, çiftlikle veya temel kavramla ne ilgisi var? Şu şekilde. Demek ki satır numaralarımız bizim 2K-1 formatındaymış. Yani tek sayılardan oluşuyormuş ki 1, 3, 5, 7, 11 olmuş diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Çözümleme sorusu. X, Y, Z, Z, Y, X ve A, B, 6, 3 basamaklı sayılar. X, Y, Z'den Z, Y, X'i çıkarmış ve A, B, 6 gibi bir sonuç bulmuş. A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben üst tarafı çözümlersem 100X artı 10Y artı Z gelir. Alt tarafı çözümlersem 100Z artı 10Y artı X gelecektir. Ben üsttekinden alttakinin çıkarıldığını görüyorum burada. 10Y'ler birbirini götürür. 100X'ten X'i çıkardınız, 99 tane X kaldı. Ve Z'den de 100Z'yi çıkardınız, eksi 99 tane Z kaldı. Yani aslına bakarsanız 99 parantezinde X eksi Z'miz mevcut burada. E karşılığında da alınan sonuç şu. 100A artı 10B artı C 6 kalmış sevgili gençler. Pekala. Şimdi A artı B toplamı soruluyor bize. Acaba nasıl bulabiliriz bunu? Bir kere 99'un bir katı olacak ve 99'un katı iken de sonuç, yani son basamağı 6 olmak zorunda. 99'u ben bir sayıyla çarpacağım. 0 gibi oldu orası. Ben bir sayıyla çarpacağım. Son basamak 6 olacak. Acaba o sayımızın son basamağı acaba ne olması lazım? Yani 99 neyle çarparsam son basamak 6 olur diye düşüneceğim. Ne olursa sevgili gençler, 1 olmaz, 2 olmaz, 3 olmaz, 4 olur ama 4 kere 9'dan 36, 36'nın 6'sı diyebiliriz. 5 olmaz, 6 olmaz, 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz. O halde sevgili gençler soru işaretimiz 4'müş. Yani buradaki x eksi z'miz 4 olacak. Yani 4 kere 99'muş arkadaşlar aslında bu A, B, 6 sayımız. 4 ile 99'u çarparsanız 396 gibi bir sayı elde edersiniz. Ve doğal olarak bu da A, B, 6 ise B, 9'muş, A da 3'müş. Aha da bunların toplamı sorulmuş. Cevap da Denizli seçeneği olur diyebilirsiniz o halde. Güzel. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Şöyle sorularımızı yaklaştıralım isterseniz. Daha da büyük görürsünüz. ABC 3 basamaklı ve AB 2 basamaklı bir sayıdır. ABC'nin hemen yanında sola doğru bir yeşil ok varsa C sayısı buradan silinip AB'ye eşit oluyor. 2 tane ok varsa kırmızı, B ile C sayısı siliniyor ve A kalıyor sadece. Buna göre 1x2'den bir tane yeşil ok varsa sadece buradan 2'yi sileceğiz. 1x2 basamaklı sayısı kalacak burada. Artı x34'ten de 2 tane sayı, yani 4 ile 3'ü silersiniz burası da x olur. Ve karşılığında bu da 26'ya eşitmiş. Artık sorumuz bitti. Çünkü burası 10 artı x'tir. Yanında bir de x var. Bu da 26 ise 2x eşittir. Onu karşıya fırlattım. 16 kaldı. X kaçmış arkadaşlar? 8. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacakmış. Geçtim bir diğer soruma. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar. Ben AB'yi BA eksi 1'e böldüğüm zaman bölüm 3 kalan da 9 oluyormuş. Buna göre, bu bölme işlemine göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. E gelin bu bölme işleminin özelliğini kullanalım. AB sayısını ben nasıl elde ederim sevgili gençler? Şu şekilde 3 ile BA eksi 1'i çarparım ve 9 eklerim. Doğru mu? Doğru. O halde bu AB sayısı aslına bakarsanız 3 tane BA sayısı eksi 3 artı 9'a, yani şurası 6 olur. O halde ben direkt orayı 6 diye yazayım. Artı 6 dedim. AB sayısını ben çözümlersem 10A artı B yapar. Eşittir. Şurayı da çözümleyeyim. 3 parantezinde 10B artı A gelir. Artı bir de 6'mız mevcut. Ve burası 10A artı B. Karşı taraf 30B artı 3A. Artı bir de 6'mız mevcut. A artı B toplamı soruluyor bize. Unutmayalım. Şimdi ben şunları bu tarafa gönderirsem 7 tane A eksi 29 tane B kalır ve bu da 6'nın ta kendisi olur. Baş katsayılar, yani 7 ve 29 arasındaki fark sevgili gençler büyük olduğundan ben A ve B'yi, birini büyük birini küçük seçeyim. Mesela ben sevgili gençler burada A'yı 9 seçersem 7 kere 9'dan 63 olur.
63'ten ne çıkarsa 6 kalır. Tabii ki 57. Peki 29'u neyle çarparsam 57 yapar? Hiçbir şeyle. O halde arkadaşlarım, demek ki bu 9 değilmiş. O halde A'yı şimdi 8 seçelim. 7 kere 8 56. 56'dan ben 29B çıkardığım zaman 6 kalacaksa doğal olarak şuranın 50 olması lazım ama 29'un katı, bir katı 50 değildir. Demek ki A'ya şimdi 7 diyeceğiz. 7 çarpı 7'den 49. 49'dan 29B'yi çıkardınız. 6 yapar mı? Yapmaz. Çünkü 29B 43'e eşit olamaz. A 6 olursa 42 eksi 29B eşittir 6 dersiniz. 29B'nin bu sefer de neye eşit olması lazım? 36'ya. Bu da olamaz. A'yı 5 seçersek 35 eksi 29B eşittir 6 dersek 29B 29A, B de 1'e eşit olmak zorundadır. Demek ki A 5, B de 1 olacakmış. Toplamı sorulmuş, toplamı 6'dır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum sağ üst taraftaki sorumla. Aşağıda en kenarlı bir düzgün çokgen verilmiş. Dışarıda bir x sayısı, o en kenarlı düzgün çokgen içerisinde bir y sayısı yazarken x sayısının n ile bölümünden elde edilen bölüm y'dir şeklinde tanımlanıyormuş bu. Örneğin 14 sayısının, burası dörtgen olduğu için 4'e bölümünden elde edilen bölüm 3. 3 sayısının da burası üçgen olduğu için 3'e bölümünden elde edilen bölüm 1'dir manasına geliyor bu. Burada da A sayısı, bakın burası altıgen mi? A'yı 6'ya bölünce bölüm B geliyormuş. B'yi de burası dörtgen olduğu için 4'e bölünce bölüm 3 geliyormuş. A artı B toplamı en çok kaçtır diye soruluyor. Tabi bizim burada unutmamamız gereken kalanlarımız olabilir. Buraya K2, buraya da K1 diyelim. Şimdi A sayısını elde edecek olursam 6 çarpı B artı K1 yapar burası. B sayısını elde edecek olursam da 3 kere 4 12 artı K2 gelecektir. Ve en çok diye sorulduğuna göre benim burada belirleyicilerim K1 ve K2. İkisinin de ne olması lazım? Çok olması lazım. Peki K2 maksimum kaç olur, bunu düşünelim. Arkadaşlar K2 4'ten küçük olacaksa, K2 4'ten küçük olacaksa bunun maksimum değeri 3'tür. O zaman ben buraya 3 değerini vereceğim. 12 artı 3'ten B sayısının maksimum değerini 15 bulacağım. Sonra da getirip 15'i buraya yazacağım. 6 kere 15 90 yapar. Artı K1. Ne dedik? K1'i de çok seçmemiz lazım. Ve K1 6'dan daha küçük olan bir sayıysa K1'in maksimum değeri de 5'tir. O halde buraya da 5 yazacağım. Ve A sayısı da 95 olacak. Bakın A 95 geldi. B sayısında ben 15 bulmuştum. İkisinin toplamı, maksimumu sorulmuştu. Maksimum 110 olur sevgili arkadaşlarım. Cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam. Bir şifreleme programında her harfe karşılık farklı bir sayı yazıp kelimelere karşılık gelen şifreler oluşturulmuş. Programa yazılan bazı kelimeler ve bu kelimelere karşılık gelen şifreler de aşağıda verilmiş. Mesela takip kelimesini 82.756 ile, parti kelimesini 62.985 ile şifrelemişiz. Ve unutmayın, her harf farklı bir rakama tekabül ediyor. Bu programa yazılan üçüncü kelime rakettir. Ve raket kelimesine karşılık gelen şifre 12 ile tam bölünebiliyormuş. E harfine karşılık gelen sayı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle burada dikkat ettiyseniz R'ye karşılık 9 verilmiş. A'ya karşılık 2 verilmiş. K'ye karşılık 7. E'ye karşılık olan yok, zaten o soruluyor. Ve T'ye karşılık da sevgili gençler 8 verilmiş. Yani bizim sayımız bu. Ve bu sayı 12 ile tam bölünebiliyor. Peki 12 ile bölünme kuralı yoktu ama 12'ye bölünebilmesi için sayımızın hem 3'e hem de 4'e tam olarak bölünebilmesi de gerekiyordu. 4'e tam bölünebiliyorsa sayımız son iki basamağının 4'ün katı olması gerekiyordu. Yani bu E8 dediğimiz iki basamaklı sayı adayları 08, 28, 48, 68 ve 88'dir. Şimdi 8 zaten burada T ile kodlandığı için 88 olamaz dedik. Devam. 28 de olamaz hocam, çünkü A 2 ile kodlanmıştı. Güzel. Hocam P 6 olduğu için 68 de olamaz. Evet, olamaz. Şimdi ya 08 ya da 48. Şimdi E hangisi olursa bu sayı 3'e de bölünür. 9 zaten 3'e bölündüğü için saymıyorum.
2 ve 7'nin toplamı da 3'e bölündüğü için saymıyorum. 8 artı e'nin 3'ün katı olması lazım. Ben 8'e 4 eklersem 12, 3'ün katı, ama 8'e 0 eklersem 3'ün katı değil. O halde bu da gitti. Demek ki e sayımız neymiş? 4'müş sevgili gençler. Doğru cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Böylelikle geçtik bir diğer sayfamıza. Nasıl gidiyor? Chat kısmı. Bu sırada büyük ihtimalle chat kısmını izliyorumdur. Haberiniz olsun. Cevaben de bir şeyler yazmaya çalışırım sizlere. Nasıl gidiyor? İyi mi? Umarım iyidir. Umarım iyidir. Bu arada soranlar illaki olacaktır. Ki eminim benim abonelerden, sevgili gençler, benim öğrencilerden, sıkı sıkıya takip edenler bu kanalı söylemişlerdir, cevabı vermişlerdir. Hocam bu video kaydedilecek mi diye, merak etmeyin, kaydedilecek sevgili gençler. Yani daha sonrasında kayıttan da izleyebilirsiniz. Yani sonuçta ben sadece bu saatte yayınlayacaksam niye burada yapayım değil mi? Bu işi giderim ders veririm yani tek tek. Video kaydedilecek, hiç merak etmeyin sevgili gençler. Umarım iyi gidiyordur. Ben cevabımı yazmışımdır. Devam ediyorum. Aşağıda 2023 yılına ait Temmuz ayının ilk haftası gösterilmiş. Cumartesi 1, Temmuz 1, Pazar 2, Pazartesi 3 diye gidiyor. Bir sayı önce takvimdeki yıla bölünüp 39 kalanı bulunuyor. Aynı sayı takvimdeki ay, yılın kaçıncı ayı ise o sayıya bölünecektir. En son bulunacak kalan ile o ayın hangi gün olduğu bulunacaktır. Buna göre bulunacak olan gün aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Şimdi diyoruz ki bir sayımız var. Önce takvimdeki yıla bölünüyor ve yani 2023'e sevgili gençler 39 kalanı bulunuyor. Aynı sayı takvimdeki ay, yılın kaçıncı ayı ise o sayıya bölünecek. En son bulunacak kalan ile o ayın hangi günü olduğu bulunacaktır diyor. Bulunacak olan gün hangisidir diye sorulmuş. Şimdi sevgili gençler, bizim bir sayımız var. 2023'e bölündüğü zaman demek ki 2023 bunun katından kaç fazlaymış? 39 fazlaymış. Ben bunu anlıyorum. Ve aynı sayı, yine bu 2023K artı 39 dediğimiz sayı, takvimdeki ay yılın kaçıncı ayıysa, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, yani 7. Demek ki 7'ye bölünecek sevgili gençler ve en son bulunacak olan kalan diyor. O ayın hangi günü olduğu bulunacaktır. Şimdi 2023 dediğimiz sayı 7'ye bölünüyor mu, ona bir bakmak lazım öncelikle. 2023'ü 7'ye bölelim. 2 defa var 14 çıkar 6 62. 8 defa var 56 çıkar kaç kalır 6. 63'ün içerisinde 9 defa mis bölünüyor 63 çıkar 0. Demek ki 7 ile bölümünden buranın kalanı 0. Peki yan tarafın 39'un 7 ile bölümünden kalan da 35 tam bölünüyor biliyorsunuz. O zaman kalan 4'tür. Kalanları toplarsanız cevabı da bulmuş olursunuz. 4. gününe denk geliyormuş. Yani salıya denk geliyormuş diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Unutmayın ki. Şimdi şöyle bir burada cümle kurulmuş. 2 tane cümle var sanırım burada. Şimdi böyle bir cümle ÖSYM tarafından verilirse yüksek ihtimal ile sorunun hemen altında bir örnek de verilir. Ya da örnek vermiyorsa bu cümleyi olabildiğince detaylı anlatır ki o da 4 satır değil 8 satır sürer. Olabildiğince detaylı anlatır ki herkes okuduğunda anlasın, en azından maksimum ikinci defa okuduğunda anlasın diye. Tamam? Biz burada 4 satırda anlatabilmişiz, anlatmışız. Eğer anlamayan varsa mutlaka bu sorunun altında ÖSYM sorarsa bir örnek vardır. Ya da o cümle çok daha fazla detaylı açıklayıcı olduğu için 8-9 satırda anlatır, haberin olsun. Devam ediyorum. Aralarında iki fark olan asal sayılara asal ikiz denir. Örneğin 3 ve 5 asal ikizdir. Diyor ki 800 ile 816 arasında asal ikizler olduğuna göre bu asal ikizlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Peki bakalım. Şimdi 800 ile 816 arasında asal ikiz ne var? Bunu düşünmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlarım 800 dediğimiz sayı, arasında dediği için zaten saymıyoruz. 801 dediğimiz sayı rakamları toplamı 9 olduğu için 9'a bir kere bölünür. Çift sayılara bakmıyorum, hepsi 2'ye bölünecek sonuç olarak. 803'e bakabilirim. 805'e, 807'ye, 808'e,
810 değil, pardon, özür dilerim, ne yapıyorum ben? 809'a bakabiliriz. 811'e, 813'e bakabiliriz. Bir de 815'e bakabiliriz. Şimdi burada ilk elenecekler neler? Mesela sonu 0 ve 5 olanları, 0 değil de 5 olanları silebiliriz. Niye? 5'in katı. E güzel. 801 9'un katı. 9'un katı. Onu da eledim. 807 rakamları toplamı 3'ün katı. Eledim. Daha sonrasında 813 rakamları toplamı 3'ün katı. Elendi. Başka başka var mı bakalım. 800 zaten görmek zorunda değiliz. Ne kaldı elimizde? 803, 809 ve 811 kaldı. Şimdi bunlar bir şeylere bölünür mü? Buna bakmak gerekiyor. 803'e, 809'a ve 811'e. Ve iki tane sayı asal olacak ki asal ikiz meydana gelsin. Şimdi bunlar bence gayet açık artık. 809 ve 811. Niye? Bunlar tek sayı ve aralarında iki fark var. Ve soru sana demiş ki 800 ile 816 arasında asal ikizler var demiş. Bir zahmet, ben bunlardan herhangi birini elersem asal ikiz de meydana gelmez. O halde bu sayılar 809 ve 811'dir. Yani demiş ki bunları topla. Hadi toplayalım. 0, 2, 16. Cevap 1620 olacak sevgili gençler. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam ediyorum. Aşağıdaki çember üzerine yerleştirilmiş 24 tane çizgiyi oya A çizgisinden başlayarak saat yönünde 1, 2, 3, 4 diye ardışık sayma sayılarıyla Tuna da B çizgisinden başlayarak saat yönünün tersi yönünde 1, 2, 3, 4 biçiminde ardışık sayma sayılarıyla isimlendirecektir. Buna göre tüm çizgiler iki kişi tarafından da isimlendirildiğinde iki ismi de asal sayı olan kaç çizgi olur demiş. Pekala. Şimdi bir kere bu şekilde başlıyoruz ya, mesela şurası 5 olacak. Şu oyanınkileri iç tarafa yazalım. Şurası 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 diye devam ediyor. 21, 22 yazalım. 23 ve 24. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben bu taraftan başladım. Artarak devam ediyorum. Buradan 1 ile başladım. Doğru mu? Doğru hocam. Burası 2, 3, 4 diye devam ediyor. Burada senin şunu fark etmen lazım. Hepsini aynı anda yazmak istemiyorsan. Ya bunların 1'e 13 topla 14. 2'ye 12 bak burada topla 14. 3, 11, 14, 4, 10, 14 yapıyor zaten. Doğru mu? Doğru. Bu şekilde devam ediyor. Mesela şuraya ne yazarım ben? Buraya mecburen 12 yazacağım. Doğal olarak buraya da 13 yazacağım. Peki şuraya ne yazmam lazım? Bu sefer buraya 14 yazacağım. Doğru mu? Artık işler değişti. Buraya 15 yazacağım. Yani sağ tarafı topladığımız zaman her bir ikili toplam 14 yapıyor. Sol tarafı topladığımız zaman da mesela ben şuraya ne yazacağım? 24 yazacağım. Doğru mu? 24, 14 daha 38 yaptı. 23, 15 daha 38 yaptı. Demek ki sağ taraf toplamları 14 yaparken sol tarafın toplamları 38 geliyor. Direkt olarak ben demek ki şunu yazabilirim artık. Yeşili seçelim. İkisi de asal olur diyor ya. Şimdi ikisinin de asal olabilmesi için 2 asal ama 12 değil. Gitti. 3 asal, 11 de asal. 4 asal değil. Burada başka ne var? 7. 7'nin karşısında ne olur? Toplamlar 14 olacak diye 7 var. Asal. Daha sonrasında 5 asal. 5'in karşısında 9 olur. Asal değil. 3 asal. 3'ün karşısında 11 olur. Asal. 2 asal ama 12 değil. 24 değil. 23 asal ama 15 değil. 22 asal değil. 21 değil. 20 değil. 19 asal karşısında 19 olur. Toplamlar 38'di. 17 asal karşısında 21 var. Olmaz. 13 asal karşısında 1 var. Olmaz. O zaman kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4 taneymiş sevgili gençler. Cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim. Bir diğer soruma. Aşağıda bir elektronik saat gösterilmiş. Sibel ise bu elektronik saat üzerindeki rakamları çarpıyor ve bulduğu sayıyı asal çarpanlarına ayırıyor. Mesela saat 21.34 iken bunları çarpıyor. 2 kere 1, 2. Çarpı 3, 6. Çarpı 4, 24. Ve bu 24 sayısı 2 üzeri 3 çarpı 3 olarak da ifade ediliyor. Sibel saat 20'den sonra saatinde ekranda yazan rakamları çarptığında bulunabilecek en büyük sayıyı bulmuş. Buna göre bu sayının
asal çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bir kere bulunabilecek en büyük sayıyı bulduysa bu rakamlardan büyük olanların, yani büyük rakamlarla bir şeyler yazmak lazım. Doğru mu? Doğru. Pekala. Şimdi ben saat 20'den sonra, biliyorsunuz ki bir saat 24'ü hiçbir zaman göstermiyor, onu da unutmayın. Saatin maksimumu gösterebilmesi için şurayı 2 ve 3 yazarım. Yani 23 yazarım. 2 nokta üst üste. Dakika kısmındaysa en büyük sayıyı elde edebilmek için sevgili gençler, doğal olarak 9'u kullanacaksam 5 ve 9 yazarım. Doğru mu? 60'ı göstermiyor zaten. 60 küsürleri hiç göstermiyor. O halde ben bu sayıyı yazarsam 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 9 gelir. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 9. Bu da 2 çarpı 5 çarpı, bakın burada bir 3, burada da 3'ün karesi var. 3 üzeri 3 olur. Yani cevabımız 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5'ten Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Diğer sayfayla devam. Gençler, bir çocuk bakım kreşindeki çocukların yaşları asal sayı olup bu yaşlarının çarpımı da 840'tır. Buna göre kreşteki çocukların yaşlarının ortalaması kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi tabii yaşlarının çarpımı asal, yaşlarının çarpımı 840 ise biz bu 840'ı bir asal çarpanlarına ayıralım ki o yaşlarının alabileceği değerleri bir görelim. 2'ye böldüğüm takdirde 420 gelir. 2'ye böldüm tekrardan 210. 2'ye böldüm 105. 2'ye bölünmüyor, 3'e böldüm 35. 3'e de bölünmüyor, 5'e böldüm 7. Ve 7'ye böldüm 1 geldi. Şimdi çocukların yaşları asal sayıysa demek ki bu kreşte sevgili gençler hop 6 kişi var. Doğru mu? Doğru. 6 tane çocuk var. Ve bunların yaş ortalaması sorulmuş. Toplayalım. 2, 2, 2 daha 6 yapar. 3 daha 9, 5 daha 14, 7 daha 21. Yani diyor ki 21'i 6'ya böl. 21'i 6'ya böldüğüm zaman 3, 3 kere 6. 18 çıkardım. Kaç geldi sevgili gençler? 3. Bir sıfır ekledim, bir virgül attım. 30'un içerisinde 6, 5 defa çarptık. 30 çıkardık 0. Yani yaşlar ortalaması 3,5'muş. Bu 3,5 dediğimiz şey sevgili gençler 3,5 yaş demek. Aslına bakarsanız 3 yıl 5 ay değil, ona dikkat ediyorsun tabii ki. 6 ay oluyor. Çünkü 1 yıl 12 ay olduğu için buçuk yılda 6 ay olacaktır. 3 yıl 6 ay bizim cevabımız. Doğru cevap da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam. Kenar uzunlukları 36 metre ve 84 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçe eş kare şeklinde parselleri ayrılacak ve oluşan her kare parselin köşelerine birer fidan dikilecek. Buna göre bu işlem için en az kaç fidan kaç tane fidan gereklidir diye sorulmuş. Şimdi kare parselleri ayıracağız. En az fidan gerektiğine göre de EBOB kullanarak biz maksimum alanlı kareler elde etmeye çalışacağız. Hadi bakalım. 36 ve 84'ün EBOB'unu arıyoruz sevgili gençler. İki sayı da 12'ye tam olarak bölündüğünden bu 12 kere 3'tür. Bu da 12 kere 7'dir. Ortak bölenler burada 12 ve 12. 3 ile 7 de aralarında asal olduğuna göre biz artık EBOB'u bulduk değil mi? Yani neymiş? 12. Bu 12 nedir? Oluşturulacak olan karenin bir kenarı 12 santimetredir demek. Yani aslına bakarsanız biz bunları şu şekilde bölüyormuşuz. Yani 3 parçaya ayrılır değil mi? 12, 12, 12 diye. Peki şuraları kaç parçaya ayıracağız? 84'ü 7 parçaya ayıracağız. Onlar da sevgili gençler ayrılabilir mi? Yapalım hadi. Şekil biraz 36'ya 84 biraz orantısız olmuş ama 4, 5, 6, 7. Şöyle görseli ben size yapayım. Şunları kare olarak hayal edin. Burada kaç tane kesişim noktası vardır? Kaç tane köşe noktası vardır diye soracağız kendimize. Bakın 1, 2, 3, 4 tane burada nokta var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de burada köşe var. O halde 4 çarpı 8'den toplam 32 tane burada köşe noktası vardır diyebiliriz. Cevabımıza denizli seçeneği olmuş olur. Geçiyorum bir diğer soruma. Karşıyaka vapur iskelesinden Konak ve Alsancak vapur iskelelerine düzenli aralıklarla vapurlar hareket etmekte. Aşağıda vapur sefer saatlerinin de bir kısmı bize verilmiş. Vapur sefer saatleri Karşıyaka, Karşıyaka varış Konak ve Alsancak. İşte 5.42'de, 6'da, 6.18'de, 6.36'da yani 18 dakikada bir hareket ediyor. Anladığımız kadarıyla. Burası da sevgili gençler 5.06, 5.30, 5.54 demek ki 24 dakikada bir hareket ediyor diyebiliriz.
Buna göre saat 9'dan sonra Konak ve Alsancak iskelelerine giden vapurlar Karşıyaka vapur iskelesinden ilk kez saat kaçta birlikte kalkarlar diye sorulmuş. Bakalım. Şimdi ilk kez burada 6.18'de beraber hareket etmişler. Doğru mu? Doğru. O halde arkadaşlarım ben 18 dakika ve 24 dakikanın ortak katını bulmam gerekiyor. Niye? Küçük parçalardan bir bütün elde etmeye çalışıyoruz. 18 ve 24'ün ekokunu bulacağız dedik. 18'i sevgili gençler ben burada 6 kere 3 burayı da 6 kere 4 diye yazarsam bakın bunların ebobunun 6 olduğunu görebiliriz. 3 kere 4 12 çarpı 6 bize ekoku verir yani 72. 72 ekoksa bu ne demektir? 72 dakikada bir bu vapurlar yine aynı anda hareket ediyor demek. Şimdi 6-18 72 demek ne demek? 1 saat 12 dakika demek. Ben 6-18'in üzerine 1 saat 12 dakika eklersem eğer ne yapar? 7-30 yapar. Bir 1 saat daha 1 saat 12 dakika daha eklersem niye? Çünkü 9'dan sonrasını merak ediyoruz biz. 8.42 yapar. Bir tane daha eklersem 9.54 yapar ve bu da bizim cevabımız olur diyebiliriz. Devam. Bir kitapçıdaki kampanya ile ilgili şunlar biliniyor. Birinci müşteriye ayraç, ikinci müşteriye dergi, üçüncü müşteriye not defteri, dördüncü müşteriye kalem kutusu verilecek ve beşinci müşteriden itibaren bu hediyeler sırasıyla verilmeye devam edecektir. Ali, Burak ve Cem. Bu kitapçıya sırasıyla giden 54, 57 ve 61. öğrencilerdir. Ali, Burak ve Can'ın aldıkları hediyeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi ilk 4 müşteriye verilen bunlar 5. müşterine itibaren bu hediyeler sırasıyla verilmeye devam ediyor. Yani ayraç, dergi, not defteri, kalem kutusu. Ayraç, dergi, not defteri, kalem kutusu. Yani bu hediyeler kendilerini 4'te 1 tekrar ediyorlar. Peki şu vatandaş yani Ali 4'te 1 tekrar eden bu hediyeleri 54. sırada alıyorsa 54'ün 4'le bölümünden kalanına bakarım ben. Şimdi 52 tam bölündüğüne göre kalanımız ne? 2. Demek ki 54. hediye ile ikinci dergi aynı ikinci hediye 54. hediye ile ikinci dergi aynı hediye olacak manasına geliyor bu. İlk hediyeyi alacak olan Ali dergiyi almıştır diyebiliriz. Yani şunları sildik. Devam. 57.yi nasıl buluruz sevgili gençler? 54'ün 3 fazlası olduğu için 2'nin 3 fazlası 1, 2, 3 yani birinci hediye yani ayrıca alacak. Pekala. Bir de 61'e bakacağız. 61'de bunun 4 fazlası olduğu için aynı hediyeyi alacak diyebiliriz. Yani ayrıca almıştı. 1, 2, 3 tekrardan 4 oldu. 61'e tekabül etti bu da ayrıca alır. Cevabımız Adana seçeneği olur diyebiliriz. Geçiyorum sevgili gençler. Bir diğer sayfamdaki bir diğer soruma. Şekilde isimleri yazılı olan kişiler bir sayı oyunu oynamak için düzgün altıgen şeklindeki masa etrafına oturmuşlar. Oyunu 6 sayısını söyleyerek Ela başlatacaktır. Ela 6'yı söylemiş. Sonra saatin dönme yönünde bir sıra izleyerek ve sırası gelen kişiler her defasında önceki kişinin söylediğinin 6 fazlası olan sayıyı söyleyecektir. Yani o zaman ada kaçı söyler? 12'yi. Bu 18'i, bu 24'ü, bu 30'u, bu 36'yı, bu da 42'yi söyleyerek devam edecekler. Pekala. Buna göre 4 basamaklı bir sayıyı bu kişilerden hangisi en önce söyler diye sorulmuş bize. Şimdi şurada bir hatamız yok değil mi? Yazdık ama onlarla da bir işimiz yok. Şimdi Ela ilk 6 sayısını söylüyor. Bunda bir sıkıntımız yok. Tamam. O halde ben şunu söyleyeceğim arkadaşlarım. 4 basamaklı sayıya geçmeden önce yani 3 basamaklı sayıların en büyüklerinden bakıyoruz. 6'nın katlarını söyledikleri için 6'nın katı olup da 3 basamaklı olan en büyük sayıyı önce biz bir bulalım. Bir kere bu sayı çift olacak. 3'e de tam bölüneceği için 990 şu an bak 3'ün katı ne diyeceğiz? 9 olmaz. 9'dan bir önce 6 var. 996 6'nın bir katıdır. Pekala. Demek ki sevgili gençler 4 basamaklı sayıya geçmeden önce bu sayı söylenmiş ve daha sonrasında da 1002 sayısı söylenmiş 6'nın katı ve demek ki 4 basamaklı sayıyı söyleyen kazanıyor muydu? 4 basamaklı bir sayıyı bu kişilerden hangisi önce söyler? 1002'yi söylüyormuş o kişi. Acaba 1002. sayı kaçıncı sayı? Önce onu bir bulalım. 1002. sayı ben bunu 6'ya bölersem eğer 100'ün içerisinde ya da 10'un içerisinde bir defa 6 çıkar 4
40'ın içerisinde sevgili gençler 6 defa 36 çıkar 4. 2'nin içerisinde 7 defa 6 kere 7 42 çıkar 0. Yani 167. sıradaki kişi. Ela 1'di unutmayın. Bu 2'ydi, bu 3'tü, 4, 5 ve 6. kişiydi. Şimdi şunu yapıyoruz. 167. sıradaki kişi kimdir oyunda? 6'ya bölerim ben bunu. 6'ya böldüm. 2 defa var. 12 çıkar 4. 47'nin içerisinde 7 defa var. 42 çıkar 5. Demek ki 167. sıradaki kişiyle 5. sıradaki kişi aynıymış. Yani 5. sıradaki Bera değil, Ege'ydi sevgili gençler. Cevabımız ne olacakmış? Adana seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam. Şu sayı, yani böyle bir gösterim varsa bu n faktöriyele tekabül ediyormuş. Sayısının birbirinden farklı asal çarpanlarının sayısı anlamına geliyormuş. Pekala. Şimdi buna göre bu sayının, yani şöyle bir n sayısı verilmiş. Bu sayının sevgili gençler farklı asal çarpanlarının sayısı 8 olan en çok kaçtır diye sormuş. Şöyle 8 tane birbirinden farklı asal çarpanı olacak yani, doğru mu? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 bu şekilde gidiyor asallarımız. Bakın ilk 8 hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Yani bu ne? 19 faktöriyel olabilir şuradaki sayımız. Doğru mu? Doğru. Ama bu en az olur. 20 faktöriyel olursa gene en büyük asal çarpanı 19 olacaktır. 21 faktöriyel olursa gene en büyük asal çarpanı yine 19 olacaktır. 22 faktöriyel olursa yine en büyük asal çarpanı 19 olacaktır. Ama 23 faktöriyel olursa o zaman 9 tane asal çarpan olur ve bu 8'i sağlamaz. O halde 23'ü eliyoruz. 23 olmaz. Bundan önce en büyük hangisi oluyordu? 22. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıda bir bankanın yaptığı açıklama bize verilmiş. Kamuoyuna duyuru. Şube sayımız 14 çarpı 13 çarpı 12. Her bir şubedeki personel sayımız 11 çarpı 10 çarpı 9 ve her personelimizin aylık maaşı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 TL'dir. Buna göre bankanın 2 yıllık toplam maaş gideri kaç TL'dir diye sorulmuş. Öncelikle 2 yıldan bahsediyoruz. Aylık maaş bu. Yani her kişi 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 maaş alırken kaç kişi var? Bu kadar her şubede ve kaç şube var? Bu kadar. O zaman ben bunların hepsini çarparsam bir ayda bu bankanın tüm çalışanlarına verdiği toplam parayı bulurum. Yani 14 faktöriyel gibi bir şey ama şurada 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eksik değil mi? Ne eksik? 4 faktöriyel eksik. Demek ki bankanın bir aylık maaş gideri bu. Peki 2 yıldan bahsetmiş. Yani 24 aydan bahsetmiş. 4 faktöriyelin ben 24 olduğunu biliyorum. O zaman bunlar çart çart birbirini götürsün. Cevabımız neymiş? 14 faktöriyel olacakmış diyebiliriz. Yani cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir. Ve sevgili gençler, yanlış hatırlamıyorsam bu soru bu videomuzun son sorusu. Bir diğer videoda sevgili gençler işte mutlak değer, basit eşitsizlik kavramlarını, aralık kavramlarını işleyeceğiz. Üstlü sayı, köklü sayıları işleyeceğiz. Daha sonrasında da testlerini çözeceğiz. Yani çarpanlar ayırma konuları var. Daha sonrasında da testlerini çözeceğiz. Haberiniz olsun. Bunların önce konu tekrarlarını, daha sonrasında da soru tekrarları yapacağız. Son videomuzu, son sorumuzu çözmeden önce bu kanala abone değilsen, abone olursan ve bu videoyu da hemen şu an özellikle chat kısmındakilere sesleniyorum. Hemen şu an beğenebilirseniz sevgili gençler beni de mutlu etmiş olursunuz diyelim ve son sorumuzu da ilk sorumuza başlayalım diyordum. Nasıl bir enerjiyse hala yeni video çekme çabası içerisindeyim. Son sorumuzu çözelim bu videodaki. Bir sayı tabanı ve üssü asal sayı olacak biçimde üstü sayı şeklinde yazılabiliyorsa bu sayıya nadir sayı denir. Mesela 49 sayısından bahsediyoruz ki 49 sayısı 7'nin karesi biçiminde yazılabilir ve 7 de 2 de asaldır. Bu yüzden nadir sayıdır. Buna göre demiş ki her tam kare sayı nadir sayıdır. Yo, 6'nın karesi. 6 asal değil. Gitti. 36 tam kareydi sonuç olarak. 2048 nadir sayıdır. Arkadaşlar 2048'i hemen asal çarpanlarına ayırmaya koyulmayın. Siz biliyorsunuz ki 2 üzeri 10 1024. Biliyorsunuz değil mi? En azından 2'nin 10. kuvvetine kadar olan kısmını bilin.
O zaman 2048'de bunun 2 katı olduğuna göre 2 üzeri 11'de 2048'dir. Ve dikkat ettiyseniz 11'de 2 de asaldır. Yani ikinci öncülümüz doğru. Devam. 7'nin karesi ile 2 üzeri 7 arasında nadir sayı yoktur denilmiş. Bir kere 7'nin karesi 49. 2 üzeri 7 128. Peki bu aralıkta nadir sayı var mı? Bakalım var mı? Mesela sevgili arkadaşlarım. 2 üzeri 5'in 32 olduğunu biliyoruz. 7'nin karesi demiştik. 11'in karesi kaç? 121. Bu bir tam kare. Peki 11 asal mı? Evet. 2 asal mı? Evet. Peki 49 ile 128 arasında mı? Evet. O zaman burada nadir sayı yoktur söylemi yanlış bir söylemdir. Ve doğal olarak cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet gençler, videomuzu burada noktalıyoruz. Kenan hocanızın, Kenan komutanınızın kampını ve benim kampımı takip etmeyi unutmayın. Tabii her zaman söylüyorum sevgili gençler. Yani şöyle bir olgu artık var. Ben onun farkındayım. Pandemi döneminden sonra özellikle. Artık şöyle bir kavram sizin kafalarınızda yer etmeye başladı. Şimdi dershane zaten gidilemiyor. Gitseniz de zaten dersler hani maskeyle, hoca da maskeli, sen de maskelisin. Eski dershane sistemi gibi olması imkanı yok. Gittiyseniz de dershaneye yarım yamalak bir gittiniz, bir gitmediniz, bir online ders aldınız, bir şöyle yaptınız, bir böyle yaptınız. Okul zaten yok. Mezunsunuz, dershaneye gidemiyorsunuz, özel ders alacaksınız, özel dersler pahalı. Hangi birinden alacaksın özel dersi, hangi dersten alacaksın? Doğal olarak öğrencilerin, şu dönemki öğrencilerin akıllarında şu var. YouTube'da zaten bu işi kendilerini geliştirerek yapmaya devam eden hocalar var ve işlerini de gerçekten severek yapmaya çalışıyorlar. İşte ben bunlardan biri olduğunu düşünüyorum ki benim haricimde şu an YouTube'un suyunu sıksan 100 tane 200 tane matematik hocası çıkar sevgili gençler. Ve gerçekten hepsi de çok iyi hocalar. Yani işlerini severek yapıyorlar. En basitinden ellerinde teknolojik imkanları olmayan hocalar bile sana yemin ediyorum çok hoca gördüm. Mouse'da ders anlatıyor adam. Yani bunu yapıyor. Yani herhangi bir kar amacı gütmeden sadece öğrencilere faydalı olalım diye. Ya adam özel dersinde online verdiği özel derste veya grup derslerine, sınıf derslerine online verdiği sınıf dersinin ekran kaydını alıyor ve siz öğrencilere bunu sunuyor. Yani bu tarzda olan kanallar var, bu tarz olan hocalar da var. Gerçekten eli öpülesi hocalar. Biz biraz daha işte Kenan hocanızla ikimiz başlangıçta biliyordunuz. Kenan hoca tabletten çekiyordu, ben laptop'tan çekiyordum. İşte ses kalitesi, video kalitesi. Laptop'tan çektiğim için çoğu videonun işte sadece yarım saatlik bir video çekiyordum ama 1,5 saatte render alıyordum. O videonun bana ederi 2 saat oluyordu, 2,5 saat oluyordu ve bilgisayar render alırken ikinci videoyu çekmeme izin dahi vermiyordu. Yani o kadar yavaşlatan bir şey. İşte gittik bilgisayar aldık, şunu yaptık, bunu yaptık. Gerçekten kendimizi geliştiriyoruz. Ve hocam biz sizi izliyoruz, bunun bize katkısı olur mu? Yani dershaneye gitmiş kadar olabilir miyiz? Arkadaşım sen evindesin. Dershaneye gittiğin zaman sana diyorlar ki 6 saat, 8 saat, 10 saat matematik dersi vereceğiz haftada. Ama 10 saat alıyorsun. Hadi 2 saat de etüt al, 2 saatte soru çözümü, 14 saat matematik. Sen evinde oturuyorsun zaten. Hani dershaneye gitmeyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Özel ders almayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Sen zaten evinde oturuyorsun ve evinde çalışıyorsun. Aç YouTube'u, bir beni aç. Ne bileyim, farklı farklı kanallar var. Mert Hoca var, Matematiğin Güler Yüzü var. İşte Kader Hoca var. Yani açın izleyin, Rehber Matematik var. Açın izleyin arkadaşlar, aklıma gelenler bunlar. Sayamadım daha, envai çeşitli hoca var. Ve gerçekten ama gerçekten çok ama çok nasıl diyeyim, hepsi de kaliteli PDF'ler veriyor. Hepsi kaliteli konular anlatıyor. Hepsinin işte video kalitesi, ses kalitesi inanılmaz güzel. Yani bildiğin hoca senin evine geliyor ve ders anlatıyor gibi düşünebilirsin. Doğal olarak sevgili gençler şuna değineceğim. Sadece bu kanalla, bu kampla yetinmeyin. Başka kamplar, başka sorular çözün. Başka ne kadar görebiliyorsanız o kadar görün. Çünkü matematik dediğimiz olay, hani eskiden bir laf vardı ya, işte geometri görme işi. Aslında sevgili gençler, şimdi bu matematik de bir görme işi aslına bakarsanız. Ama soru görme işi. Ne kadar fazla soru görürsen o kadar fazla başarılı oluyorsun matematikte. Çünkü ne kadar fazla soru görürsen artık şunu söyleyebilirsin. Ulan bu soruların hepsi birbirine benziyor. Evet, gerçekten de öyle. Mesela benim için artık öyle. Hepsi birbirine benziyor.
Çünkü dönüp dolaştırıp aynı şeyi soruyoruz. Bir soruda tarla dediysek öteki soruda kitap diyoruz. Öteki soruda elektrik direği diyoruz. Hepsi aynı mantık ama. Hatırlıyorsunuz bir Uğur Böceği sorusu vardı. O Uğur Böceği sorusundan sonra masayı üst üste koydular. Sandalyeleri birbirine geçirdiler. Alışveriş sepetlerini birbirine geçirdiler. Hepsi birbirinin aynısı zaten. Mantıkları aynı. Görselleri farklı sadece. O yüzden sen ne kadar çok soru görürsen hepsi de birbirine benzemeye başlayacak. Ve emin ol, bak emin ol, ben bunu sana deneyimlediğim için söylüyorum. Bunların hepsini yaparsan söylediklerimin başarı kaçınılmaz. Diyeyim, bitireyim. Artık çok video var önümüzde. Kamp videosu diyoruz. Çok video var önümüzde. Ben sana bir sürü videoda bir sürü bu şekilde taktikler veririm. Ama sen ol. Çalışmayı asla ama asla bırakma. Bak, önümüzdeki ay Mayıs ayı ve şu an biraz da Ramazan'dan kaynaklı. Genelde böyle öğrencilerin düşüş yaşadığı, motivasyon eksikliği yaşadığı dönemdir. Bu normal dönemden bahsediyorum. Ha bir de bunun üstüne ekstradan şimdi bir pandemi diye bir gerçek var ortada. Pandemi diye bir dönem var ortada. Senin evindesin, çıkmıyorsun. Ya sana yemin ediyorum öğrencilerim var, masasının yerini değiştiriyor. Perdesini değiştiriyor. Masasını camın önüne taşıyor. Halısını değiştiriyor. Üstünü başını değiştiriyor. Yani evin içinde pijamayla eşofmanla oturayım demiyor. Kot pantolonunu giyiyor hocam diyor. Rahatlık diyor. Beni diyor ele geçirmemeni diyor. Kot pantolonla çalışmam lazım benim diyor. Darala darala çalışıyor. Yani bir de bu durumlar geldi işin üzerine. Az kaldı. Dayanın. Şurada 2 ayınız var. O 2 ayı çok iyi değerlendirin. 2 ay daha dişinizi sıkın. Köprüyü geçene kadar diye bu muhabbet var ya. Köprüyü geçene kadar siz bu ayıya dayayın arkadaşlar. Sıkıntı yok. İsterseniz bu 2 aydan sonra sınava girdiniz, çıktınız, matematikten istediğiniz dedi yaptınız. İsterseniz sonrasında okuduğunuz bölümle matematikle ilgili bir şey yoksa unutabilirsiniz. Sıkıntı yok. Herkes matematik bilmek zorunda değil. Zaten çoğumuz burada söylüyoruz. Evet, matematik çok güzel bir şey. Ben matematiğe aşığım ama herkes bunu sevmek zorunda değil. Doğal olarak matematiği detaylarıyla, incelikleriyle, güzellikleriyle öğretmek yerine hepimiz test baba test, test baba test, soru çöz, soru çöz, soru çöz mantığıyla ilerliyoruz. Yapacak bir şey yok. Sevgili arkadaşlar, inşallah bir gün, çok uzattım lafı, inşallah bir gün sevgili gençler, hani bu şekilde soru mantalitesiyle, test mantığıyla, şık mantığıyla, çoktan seçmeli sorular yöntemiyle öğrenci elemek yerine, gerçekten matematiğe gönül veren bir insanın matematikle gerçekten uğraşması gereken sınavlar da görürüz. Diyelim inşallah. Hoşça kalın sevgili gençler. Sonraki videolarda, sonraki kamplarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.